Buradaki teknik elemanla beraber, elemanlarımızla birlikte sadece sokak hayvanlarını toplamıyoruz. Aynı zamanda sokakta bulunan tüm canlılarımızın, kedi köpeklerimizin buraya alıp bunlarla ilgili bir hastalıkları varsa hastalık tedavisi, kaza geçirmiş, travmaya uğramış olan yavrularımızın yine burada bakım ve tedavilerini, ameliyatlarını yapmaktayız. Bunun haricinde gelen ihbarlar anında bir ambulansımız, bir toplama ekibimiz olmak üzere gece gündüz çalışarak bunları toplayıp buraya getirdikten sonra en kısa sürede canlılarımızı kısırlaştırmalarını yapıp bunlara mikroçip, gerekli aşılar yaptıktan sonra yaklaşık olarak bir hafta 10 gün içerisindeki tedavilerini de tamamladıktan sonra sağlıklarına kavuşan hayvanlarımızı da tekrar aldığımız doğal ortama bırakıyoruz. Yaklaşık 3 hafta önce Diyarbakır ilimiz ofis semtimizde almış olduğumuz bir şikayet üzerine ambulansımız ve sağlık ekibimiz olay yerine gittikleri zaman burada bir köpeğimizin bir vatandaş tarafından bıçaklandığını gördüler. Çok seri bir şekilde müdahale ettikten sonra yaralı olan köpeğimiz barınağımıza getirildi. Buradaki hayvan hastanemizde bulunan ameliyathanede derhal ameliyata alınarak yaklaşık 1-1,5 saatlik bir operasyondan sonra tekrar sağlığına kavuşturduk. Şu anda köpek hala bizim misafirimiz. Yine Kocaköy ilçesinde Çaytepe köyünden aldığımız bir ihbar üzerine bölgeye gidilerek burada meme tümörü olan bir köpeğimiz tekrar hastanemize hızlı bir şekilde getirildikten sonra gerekli bütün analizleri, tetkikleri, biyokimyası bakıldıktan sonra ameliyata uygun olduğu kararı verildi hekimlerimiz tarafından. 3 hekimle yapılan operasyonda yaklaşık 2 haftalık bir süre içerisinde sağlığına kavuşturularak tekrar alınmış olduğu bölgeye bırakıldı. Bunun haricinde yine bir toplama sırasında sol tarafında kanamalı tümörü olan bir köpeğimiz ekibimiz tarafından alındı. Hastanemize getirildi. 3 kişilik bir ekip tarafından yapılan ameliyat sonrasında köpeğimiz sağlığına kavuştu. Birkaç gün içerisinde de bu köpeğimizi de tekrar doğal yaşamına bırakacağız.